seyre devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Risk yönetim programını tamamlamadan önce ALB Forex'e gideceğiz. Araştırma yönetmeni Mustafa Gözeler olacak karşımızda. Mustafa Gözeler'e merhaba diyelim ve Fitch sonrası sizin değerlendirmeniz ne? Borsada şaşırtıcı bir şekilde rally vardı. Yani satış çok fazla agresif beklenmiyordu ama bu rally de biraz sanki piyasayı şaşırttı. Kur keza öyle. Haftayı nasıl kapatacağız? Bu imsallik devam eder mi sence? Merhaba Güzem. Evet, Fitch aslında beklentiler doğrultusunda Türkiye'nin son yapılabilir not seviyesini de indirdi. Böylece en büyük 3 kuruluştan da not yapılabilir seviyede bir notumuz kalmadı. Tabii bu ilk görünüm itibariyle olumsuz ama belli ölçüde fiyatlara yansımış olmasıyla beraber dolar TL'de aşırı sert hareketler görmüyoruz. Hafta boyunca tabii bizim açıklanacak enflasyon verimimiz hafta sonuna doğru oldukça önemli. Biliyorsun Merkez Bankası'nın yaptığı son toplantıdan sonra yapılan açıklamada özellikle döviz kurundaki hareketlenmenin enflasyon olumsuz yansımasının beklendiği söylenmişti. Bu bir yerde hani en azından öngörülebilir sürede enflasyonun Merkez Bankası'nın hedeflerinin üstünde seyredeceğini söylemek oluyor bir yerde. Dolayısıyla enflasyon verisini yakından takip etmeye devam edeceğiz içeride. Dışarıda ise önemli toplantılar var. Merkez Bankaları toplantıları Japonya'dan Amerika'ya kadar yine açıklanacak önemli veriler var. Malum yine bir klasik tarımlı sistem haftasındayız. Her ne kadar Amerika'nın büyüme verisi olumsuz gelmiş olmasa da alt detaylara baktığımızda sadece ihracatta bir hayal kırıklığı yaşandığını, perakende satışların Amerikan ekonomisi için oldukça önemli olan perakende satışların harcamaların oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Fed'in görüşünü çok değiştirmeyecektir son gelen büyüme verisi. Her ne kadar toplantı sonrası bir basın konferansı olmasa ve piyasa faiz artışı anlamında bu toplantıyı fiyatlamasa da yapılacak açıklama önemli. Amerikan ekonomisi için olumlu görüşler, şahin görüşler dolar endeksini yeniden yukarı seviyeleri çekecektir. Peşinden gelecek bir güçlü tarımlı istihdam verisi de Mart olasılığını oldukça güçlendireceği için hafta boyunca Amerikan doları lehine rüzgar esebilir. Tabii burada Trump bir risk. Son yaptığı eylemlerle beraber Amerikan dolarında bir zayıflama, tam tersi güvenli limanlarda bir güçlenme yaşatmıştı. Eğer bu eylemler seri şekilde, sert şekilde devam ederse ana senaryomuzun alternatifi olarak dolarda bir miktar zayıflama görebiliriz. Ama onun dışında ben açıkçası hafta boyunca Amerikan dolarında bir güçlenme bekliyorum. TL'de de enflasyon verisinin bir miktar olumsuz geleceğini varsayarsak dolar TL'de yukarı yönlü hareketin devam edeceğini varsayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa aktardıkların için. Risk yönetiminden de bugünlük bu kadar efendim. Yayın aynı saatte Ateşen Erbaş'ta karşınızda olacağız. Şimdiden herkese mutlu güzel bir hafta dileyelim. Bloomberg KT 7 yaşında ve tüm mecra